Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün fen bilimleri denememizin çözümüyle birlikteyiz. Birinci sorumuzdan başlayarak soruları teker teker çözeceğiz. Birinci sorumuzda bir canlının genetik olarak ikizini oluşturmayı sağlayan klonlama tekniği şekilde gösterilmiştir. Burada görüyorsunuz bir dişi A koyunu alınmış. Bu dişi A koyununun bir vücut hücresinin çekirdeği çıkartılarak bir B koyununun çekirdeği atılmış olan boş hücresinin içine konuluyor ve ardından gelişme sağlanarak A koyununun genetik olarak ikizi olan canlı burada yer alıyor. Diyor ki uygulanan teknikle ilgili hangileri doğrudur? Doğan kuzunun vücut hücresindeki kalıtsal materyal B koyunuyla aynıdır. Burada zaten yazmış diyor ki A koyununun genetik olarak ikizi. Burada A koyununun kalıtsal materyaliyle aynı olması gerekiyor. Çünkü onun çekirdeğini almış. O yüzden bu ifade yanlış. A koyunundan alınan çekirdek B koyununun yumurtasına aktarıldıktan sonra mitoz bölünme görülmeye başlar. Buradan sonra gelişme olduğu için mitoz bölünmeye dayalıdır. Klonlama olayının herhangi bir aşamasında mayoz etkili olmamıştır. Burada hiçbir aşamasında mayoz gözlenmediği için bu da doğru. Cevabımız 2 ve 3 olacak. İkinci sorumuz, aynı astronot Dünya ve Ay üzerinde yürüyor. Astronotun kütle ve ağırlık büyüklüklerine ait sütun grafiği hangisindeki gibi olabilir? Kütle hiçbir zaman değişmez, değişmeyen madde miktardır demiştik. Dolayısıyla kırmızıyla gösterdiği şeyin her iki durumda aynı olması gerekir. Ancak ağırlık yer çekimine bağlı olarak değişir. Gök cisimlerinin ağırlık yer çekimleri büyüklüklerine bağlı olarak artar. Dolayısıyla da dünyadaki ağırlığın aydaki ağırlıktan daha fazla olması gerekir. Bu durumda da cevabımız B seçeneği olmalıdır. Üçüncü sorumuz bir okuduğunu anlama sorusu. Hemen okuyalım. NASA Mars yüzeyini detaylı incelemek amacıyla gönderilen araçlarda yüzeydeki mineralleri tanımlayacak mineral ve bileşim tanımlama aygıtı adı verilen bir aygıt geliştirdi. Aygıtın içinde ne olduğu anlaşılmayan malzemeyi incelemesi için aygıtın duyarlı ucunun cisme değmesi yeterliydi. Dokunduğu malzemenin içinde hangi maddelerin olduğunu bu şekilde hemen saptayabiliyordu. Bu aygıt bugün çeşitli ülkelerin özel ve askeri birimlerinde şüpheli sıvı ya da katı maddelerin ne olduğunu anlamak için de kullanılmaktadır demiş. Şimdi öncüleri okuduğumuzda uzay araştırmaları teknolojide yeni buluşların yapılmasına katkı sağlamıştır diyebiliriz zaten. NASA'dan bahsediyor. Geliştirilen cihaz Mars ve Dünya yüzeyinin yapısı hakkında karşılaştırmalar yapabilmektedir. Metnin içerisinde yer aldığı için bunu da doğru kabul edebilirim. Uzay araştırmaları için geliştirilen teknolojiler günlük hayata uyarlanarak farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bilgisi de metinde yer alıyor. Bu yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Dördüncü sorumuz, bir öğrenci yıldızların yaşam sürecinde gözlenen evrelere ait görselleri şekildeki gibi numaralandırarak belirtmiştir. Öğrenci bu görselleri yıldızın yaşam sürecinde yerine uygun olacak şekilde sıralayacaktır. Hangi sıralama uygun olmaz diye soruyor. Ben doğru şık üzerinden göstermek istiyorum. Tek tek denemeniz gerekiyor çünkü. Doğru şıkta bulutsu, ardından küçük yıldız, sonra beyaz cüce ve en sonda da kara delik olarak sıralamış. Bu sıralamanın doğru olmadığını bildiğimiz için cevabımız da C seçeneği olması gerekir. Evet, beşinci sorumuza gelelim. 1 ve 2 numaralı özdeş iki vagon sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde A ile belirtilen konumlarda hareketsiz durmaktadır. Vagonlar şekillerde belirtildiği gibi F2F kuvvetlerinin etkisiyle harekete geçiriliyor. Harekete geçen vagonların A, B ve C ile belirtilen konumlarda sahip oldukları kinetik enerji değerleri tabloda verilmiştir. Şimdi bakın A'da kinetik enerjisi 0 her ikisinin de. B'deki kinetik enerjisi bunun 100 iken bunun 200 olarak verilmiş. C'deki kinetik enerjisi de bunun 300 iken bunun da 600 olarak verilmiş. Bunun sebebi çocuklar şuradaki F2F kuvvetleri kuvvet arttığı zaman enerjinin de arttığını görmüşüz. Peki diyor ki bir cismin üzerinde fiziksel anlamda yapılan iş
Cismin enerjisinde değişime neden olur. Hemen burada iş var mı diye bakıyorum. Kuvvet var, yol var. Kuvvet doğrultusunda yol alma var. O zaman bu ifademiz doğru. Bir cismin enerjisinde meydana gelen değişimden yararlanılarak üzerinde yapılan işin büyüklüğü bulunabilir. Evet, burada enerji bize aynı zamanda yapılan iş hakkında bilgi vereceği için. Bu da doğru. Bir cismin üzerinde iş yapan kuvvetin büyüklüğü, cismin sahip olduğu enerjiyi etkilemez. Zaten bakın ikinci öncülün tersi burada. O yüzden bu ifademiz yanlış. 1 ve 2 doğru cevabımız. Altıncı sorumuz, bir canlıda gerçekleşen hücre bölünmesinin bir aşamasında şekildeki evre gözlemlenmiştir diyor. Bu mayoz bölünmenin bir evresini görüyorsunuz. Bu bölünmenin tamamlanmasına kadar geçen sürede evrelerden hangisi görülmez? Yani tamamlanmasına kadar geçen sürede dediğine göre bu evreden daha önce olmayanı sormaya çalışmış. Bu durumda da şunlar yukarıdaki evreden daha sonra, bu da daha önce gözlendiği için B seçeneğimiz doğru cevap olacak. Yedinci soruda Rutherford atom modeli ve Bohr atom modelini temsil eden modeller şekilde verilmiştir. Modern atom teorisi bu iki teoriden hangi açıdan farklılık gösterir? Modern atom teorisi çocuklar bütün teorilerin bir çeşit birleşmiş ve değiştirilmiş ve günümüzde kabul edilen şekli olarak değerlendirilebilir. Burada atomun yapısında çekirdek yoktur dememiştir modern atom teorisi, birleştirilmiş bir teori olduğu için. Atomun yapısındaki elektronlar çekirdekte bulunur. Elektronların çok hızlı hareket ettiği için bir elektron bulutu şeklinde yer aldığını söylemişti. Bu da nerede var? D seçeneğinde. Elektronlar çok hızlı hareket ettiği için elektronların belirli bir yörüngesi yoktur demesi lazım. Sekizinci sorumuzda K ve L maddelerinin oluşumu temsili olarak gösterilmiştir diyor. K maddesi bir bileşik modeli, L maddesi ise bir karışım olarak gözlüyoruz. O halde diyor ki bize, modeller incelendiğinde hangileri KL için ortaktır? Yapısında farklı cins atom bulundurma, bileşiklerin de karışımlarında yapısında farklı cins atomlar vardır. Formülle gösterilme bileşiklerin bir özelliğiyken karışımları formülle gösteremeyiz. Farklı element atomlarının belirli oranda bir araya gelmesiyle oluşma bileşiğin özelliğidir. Karışımda belirli bir oran yoktur. Bu durumda da cevabımız yalnız bir olmalı. Evet, dokuzuncu sorumuz, yatay ve doğrusal bir yolda aynı yönde hareket eden eşit kütleli XYZ araçlarının kinetik enerjilerinin zamanla değişim grafiği gösterilmiştir diyor. Şimdi kinetik enerjinin biz süratle doğru orantılı, süratin karesiyle hatta doğru orantılı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla sürati artan bir cismin de kinetik enerjisinin artması gerekir. Bu durumda X'in süratinin arttığını, Z'nin sabit süratle hareket ettiğini söyleyebiliriz. Şimdi X aracı ile Y aracının arasındaki mesafe zamanla artmaktadır diyor. Bakın X ve Y'nin birinin kinetik enerjisinin azaldığını, birinin de arttığını görüyoruz. Bu da mesafenin açıldığını gösterir. X aracının sürati zamanla artarken Y aracının sürati zamanla azalmaktadır. Evet, Y yavaşlıyordu, bu hızlanıyordu. Y aracıyla Z aracının arasındaki mesafe zamanla azalmaktadır diyor. Y ile Z'nin arasındaki mesafenin gitgide artması gerekir. Biri sabit süratle giderken diğeri yavaşladığı için. Bu yanlış. Z aracı zaten sabit süratle gidiyordu. Doğru cevabımız C seçeneği. 10. soruda aynı boyutlara sahip KLMN cisimleri şekildeki gibi farklı yüksekliklerden özdeş yayların üzerine serbest bırakılıyor diyor. Özdeş yayların ilk andaki sıkışma miktarları eşitmiş. Sıkışma miktarlarının eşit olması demek bunların sahip olduğu potansiyel enerjilerin şu noktalarda eşit olması demektir. Eşit olabilmesi için de en yukarıdan bıraktığınız cismin en hafif olması, en aşağıdan bıraktığınız cismin de en ağır olması gerekir. Bu koşulları sağlayan da K'nın 3, L'nin 1, M'nin 4 ve N'nin de 2 olduğu seçenektir. O da D seçeneğinde gösterilmiştir. 11. soru, bir öğrenci eşit kütleli iki oyuncak araba ile şekillerde gösterilen etkinlikleri yapıyor. Önce P arabasını şekil 1'deki gibi eğik düzlemin üst ucundan serbest bırakıp kronometreyi çalıştırıyor.
Araba yatay düzlemdeki K noktasından geçerken kronometreyi durdurup ölçüm sonucunu kaydediyor. Daha sonra etkinliği şekil 2'deki gibi aynı düzeneyi kullanarak R arabasıyla tekrarlıyor. Bakın buradan bıraktık. Buraya gelmesi 0.07 saniye sürmüş. Buradan R arabasını bıraktığımızda ise 0.05 saniye sürmüş. Yani buradaki yüzey benim arabamı biraz daha yavaşlatmış gözüküyor. Arabaların K noktasında sahip oldukları kinetik enerjilerin büyüklüğü birbirinden farklıdır. Çünkü sürtünmelerin farklı olduğunu gördük. Arabalara zemin tarafından etki eden sürtünme kuvveti hava direncinden daha fazladır. Eğer hava direncinden daha fazla sürtünme etki etmiş olsaydı arabaların hareket etmemesi beklenirdi. Dolayısıyla bu yanlış. Arabaların K noktasına ulaşma sürelerinin farklı olmasında dış tasarımları etkili olmuştur. Dış tasarımları sürtünmeyi etkilediği için, hava direncini etkilediği için olabilir. Arabalarda potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümü gerçekleşmiştir. Evet, belirli bir yükseklikten bırakıldığı için doğru. Bu durumda da cevabımız B seçeneği olacak. 12. sorumuz, bilim insanları günümüze kadar geçen sürede atomla ilgili yaptıkları çalışma ve gözlemlerden hareketle çeşitli teoriler ortaya koymuşlardır. Bu bilgiler değerlendirildiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz diye sormuş. 1904 yılında ortaya konulan Thomson atom modeline göre atom daha küçük taneciklerden oluştuğu için parçalanabilir. Atom pozitif yüklü maddeden oluşmuştur ve elektronlar bu pozitif yüklü madde içinde gömüldürüp hareket edemezler. 1914 yılında ortaya konulan Rutherford atom teorisine göre atomda pozitif yük çekirdek diye adlandırılan çok küçük bir hacimde toplanmıştır. Elektronlar ise çekirdeğin etrafında bulunur. 1913 yılında ortaya konulan Bohr atom teorisine göre elektronlar çekirdeğin çevresinde ve çekirdeğe belirli uzaklıklarda bulunan katmanlarda sürekli hareket halindedir. 1932 yılında ortaya konulan modern atom teorisine göre çekirdeğin hacmi atomun hacmine göre çok küçüktür. Atomun hacmi hareket halindeki elektronların kapladıkları hacim olarak kabul edilir. Elektronların yerleri tam olarak bilinememekte, bulunma olasılıklarının olduğu bölgeler tahmin edilebilmektedir. Şimdi metinle ulaşamayacağımızı soruyor. Atomla ilgili bilinenler zaman içerisinde değişikliğe uğramıştır. Zaten yıllarla birlikte farklılaştığını gösterdi bize. Atomun yapısında daha küçük tanecikler olduğu kabul görmüştür. Her birinde ayrı ayrı söylüyor pozitif ve negatif yüklü tanecikleri. Buna da ulaşabiliriz. Atomun bir çekirdeği olduğu görüşünü tüm teoriler destekler diyor. Thomson'un atom modelinde daha küçük taneciklerden oluştuğu diyor ama bir çekirdek kavramı yok. O yüzden buna hayır dedik. Elektronların hareketli olduğu bilgisi sonradan ortaya atılmıştır. Modern atom teorisinde hareketli olduğunu belirtiyordu. O yüzden cevabımız C seçeneği olmalı. 13. sorumuzda 100 gram kütleli özdeş buz parçaları özdeş dinamometrelere bağlanıp şekilde gösterildiği gibi ilk sıcaklıkları aynı olan farklı yatay zeminlerde harekete geçiriliyor diye söylemiş. Buz parçaları X yolu boyunca hareket ettiriliyor. Hareketin sonunda iki buz parçasının da kütlesi ölçülüyor. K yüzeyinde bakın 100 gramla başladı. 96 kaldığını görüyoruz. Burada da yine 100 gramla başladık. 98 kaldığını görüyoruz. Bu bize neyi anlatıyor? Bu bize buradaki sürtünme kuvvetinin ısıya dönüşümünün daha fazla olduğunu anlatıyor. Buz parçalarının kütlesindeki azalmaya sürtünme neden olmuştur dedi. Doğru. K yüzeyinde açığa çıkan ısı enerjisi L yüzeyinde açığa çıkan ısı enerjisinden büyük olmalı ki K yüzeyi daha fazla buzu eritebilsin. O zaman bu da doğru. L yüzeyi K yüzeyinden daha pürüzlüdür diyor. Sürtünme K yüzeyinde daha fazla olduğuna göre bu bilgi yanlış. 1 ve 2 doğru cevabımız. 14. Bilim insanlarının 19. yüzyıl ve öncesinde hücre ile ilgili yaptıkları çalışmalar sonucunda hücre teorisi adı verilen genellemenin ortaya çıkması sağlanmıştır. Bu teoriye göre hücre canlının temel, yapısal ve işlevsel birimidir. Bütün canlılar bir ya da daha fazla hücreden oluşmaktadır. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesi sonucu meydana gelir. 19. yüzyıldan sonra varlıkları ışık mikroskobuna göre çok daha fazla oranda büyütebilen elektron mikroskobu keşfedilmiş ve hücre hakkında daha ayrıntılı bilgilere ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulardan hareketle
bazı bilgiler hücre teorisine ilave edilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri hücre teorisine sonradan eklenmiş bilgilerden olabilir? Hücreler kalıtım maddesi içerir, burada yer almadığı için sonradan eklenmiş olabilir. Hücre içinde çeşitli metabolik olaylar gerçekleşir. Yine yukarıdaki metinde yer almıyor. Tüm canlıların hücrelerden oluştuğu yer aldığı için bunu alamıyoruz. 1 ve 2 doğru cevabımız. Evet, 15. soruda bir elementlerin gösterimi söz konusu. Hemen şunun sembolünün karşılığını yazıyorum. Hidrojen, bu sodyum, demir, bakır, karbon ve flor olmak üzere sembollerini yazdım. Element sembollerinde en az iki harf bulunur diyemem. Çünkü bazılarının sembolleri tek harfli. Bir elementin sembolü Türkçe adlarına göre kısaltılarak oluşturulur. Latince isimlerine göre kısaltılır. Farklı bir dilde elementlerin sembolleri de farklı olur. Evrenseldir bilim. O yüzden bu da yanlış bir bilgi. C'de bu elementin Türkçe adları alfabetik sıraya göre dizilirse diyor. Bunları sırayla dizdiğimiz zaman bakır ilk önce gelecek. Sonra demir, flor diye gidecek. O zaman Türkçe adları sıraya dizildiğinde ikinci sırada demir olur diyor. Doğru cevabımız bu durumda C seçeneği olacak. 16. sorumuz. Öğrenciler fen bilimleri dersinde renkli oyun hamurları ve kürdanlarla molekül modelleri oluşturuyorlar. Ahmet'in hazırladığı molekül modeli, ismi ve formülü şekilde verilmiştir. Aynı cins atomları aynı renkteki oyun hamurları temsil ettiğine göre hangileri doğru diye sormuş bize. Ali'nin modelinde kırmızı renkli oyun hamuru bulunmalıdır. Şimdi kırmızı renkli oyun hamuru Ahmet'in modelinde 3 tane olduğu için oksijen olduğunu anlıyoruz. Bu durumda Ali'nin modelinde de oksijen var mı diye bakmamız lazım. Var. O zaman bu ifade doğru. Ali 4 farklı renk oyun hamuru kullanmıştır. Ali'nin kaç renk hamur kullanması gerektiğine bakalım. Ne olması lazım? Karbon, hidrojen ve oksijen olması lazım. Yani 3 renk. O zaman bu yanlış. Ali'nin modelinde, Ahmet'in modelinde bulunmayan 2 farklı renkte oyun hamuru daha kullanılmıştır ifadesi de bu durumda yanlış olmuş oldu. Çünkü bunda 4 çeşit vardı. Buradan da cevabımızı A seçeneği olarak bulmuş olduk. 17. soruda element bileşik ve karışım olduğu bilinen X, Y, Z maddeleriyle ilgili şu bilgiler verilmiştir diyor. X maddesi bir saf maddedir. Element ya da bileşik olmalı. Y maddesinin kaynama süresince sıcaklığı artmaktadır dediğine göre bu karışım olduğunu gösterir. Z maddesi molekül yapılı bir bileşiktir. Z de bileşikmiş. Bu durumda biri element, biri bileşik dediğine göre şunun da element olduğunu anlamış olduk. Yani X element olacak, Y karışım olacak, Z de bileşik olacak. Bu durumda cevabımıza uyan da A seçeneği var sadece. 18. sorumuzda çözünme olayı çözücü taneciklerinin çözünen taneciklerinin etrafını sarıp birbirinden uzaklaştırılmasına dayalı fiziksel bir işlemdir diyor. Aşağıda çözünme olayı ile ilgili temsili şekiller verilmiştir. Verilen bilgi ve şekiller değerlendirildiğinde hangileri doğrudur? Kap içindeki madde birinci durumda saf. Burada su moleküllerini görüyorsunuz. Evet, bu saf olduğunu gösteriyor. Çünkü su bir bileşiktir. Üçüncü durumda saf değildir. Üçüncü durumda suyun içerisine bir madde karıştırdığımız için saf olmadığını görüyoruz. O halde bu bilgimiz doğru. Üçüncü durum heterojen karışıma örnek verilebilir. Görünüm olarak birinciden hiçbir farkı yok. Heterojen içerisindeki maddeleri ayrı ayrı görebildiğimiz demekti. Her yerinde aynı özelliği göstermeyen demekti. O halde bu yanlış. İkinci durumda karıştırma işlemi uygulanırsa maddenin çözünme süresi kısalır. Karışımlarda karıştırma çözünme süresini kısaltıcı bir faktördür. O zaman bu da doğru. 1 ve 3 doğru cevabımız. 19. sorumuz İrem saf maddeleri tanecik yapılarına göre 4 farklı gruba ayırıp her bir gruba örnek olabilecek çizimler yapmak istiyor. İrem'in çizimleriyle oluşturduğu şemadaki maddelerden bazıları aşağıda gösterilmiştir. Bakın atomik yapıdaki element var. O zaman bir moleküler yapıdaki
element olması lazım burada. Burada moleküler olmayan bileşik var. Demek ki burada da moleküler olan bir bileşik olması gerekiyor. Çizimlerin ikisinde de aynı cins atom kullanması bu halde uygun değildir. Çünkü biri element, biri bileşik olmalı. Çizimlerden birine atomik, diğerine molekül modeli olacak şekilde yapması. Çizimlerin ikisinde de farklı cins atomlar kullanması. Çizimlerin ikisini de molekül modeli olacak şekilde yapması demiş. İkisinin de moleküler olması gerektiğine göre burada cevabımızın D seçeneği olması gerekiyor. Ve son sorumuz, Alp hazırladığı düzeneklerde eşit hacimli sıcaklıkları farklı suyun içerisine toz şeker ve tuz ekleyerek karıştırma işlemi yapıyor ve maddelerin tamamen çözünme sürelerini ölçüyor. Şimdi bakın, burada toz şeker eklemiş, burada tuz eklemiş. Suların miktarları aynı. Ancak burada aynı zamanda sıcaklıkların da farklı olduğunu görüyorsunuz. Bakın 40 derece ve 30 derece olmak üzere. Alp bu deneyle ilgili bilimsel bir çıkarım yapabileceğini düşünüyor. Bizden doğruyu sormuş. Çözücü sıcaklığı arttıkça çözünme hızının artacağı çıkarımını yapabilir. Temas yüzeyiyle ilgili bir çıkarım yapabilir. Karıştırma ile ilgili bir çıkarım yapabilir demiş. Çocuklar, bir deneyi kıyasladığımız zaman sadece kıyasladığımız şeyin farklı olması, diğer bütün koşulların aynı olması gerekir bilimsel bir süreç izleyebilmesi için. Dolayısıyla bu deneyde iki ayrı bağımsız değişken olduğu için, yani hem sıcaklığı hem de madde cinsini değiştirdiği için bu deneyden bir çıkarım yapmak mümkün değildir. Bu da cevabın D seçeneği olduğunu gösterir bize. Evet, denememiz bu kadar çocuklar. Hepinize başarılar diliyorum.